Merhaba, ben Savaş Akar. Hayatımız Proje cinsinin el kitabındaki bölümleri okumaya ve açıklamaya devam ediyorum. Bugün sizlerle paylaşacağım bölüm projeler ve stratejik planlama. Stratejik planlama bir organizasyonun ne olduğunu, ne yaptığını ve neden yaptığını şekillendiren ve ona bu konularda kılavuzluk yapan temel kararları ve eylemleri geleceğe odaklı olarak üreten sistemli çabadır. Neden önemlidir? Projeler sık sık bir organizasyonun stratejik planının hedeflerine doğrudan ya da dolaylı olarak ulaşmak amacıyla kullanılır. Şirket stratejilerine aşağıdakiler örnek verilebilir. Karlılık, maliyet düşürme, pazar payını artırma, verimlilik artırma, itibarı yükseltme. Projelerde bu stratejilerin birinin ya da daha fazlasının sonucu olarak aşağıdaki başlıklarda yorumlanarak onaylanır. Stratejik fırsat, sosyal gereksinim, çevre koruma hususları, müşterilerin talebi, teknolojik ilerleme, yasal zorunluluklar. Bu konuyu şöyle özetleyebiliriz. Şirketler stratejik planları doğrultusunda vizyonlarına ulaşmaya çalışırlar. Stratejik planları hedeflerini ortaya çıkartır. Proje ve programlar ve portföylerle bu hedefler gerçekleştirilmeye çalışılır. Son bir notla bitirdik bu yazımızı. Hedeflerinizi siz koyun. Rüzgar doğudan ya da batıdan da güneyden de kuzeyden de esebilir. Geminin rotasını yelken ve yelkeni ayarlayan belirler. Yelkenlerinizi ayarlayın, rüzgarların esiri olmayın. Bu kısa bölüm de burada bitti. Ben Savaş Yakar. Diğer konularda görüşmek üzere.